Taraflı haberciliğin doğru adresi, sessiz yığınların sesi, gündem arsızı, teknoloji, oyun, popüler kültür avcısı, haber programı, haber uzayı başlıyor. Oyun dünyası Rockstar Games'ten gelen şok ayrılık haberi sonrası adeta çalkalandı, adeta sallandı, adeta yer yerinden oynadı. Yani Aralık 1998'de kardeşi Sam Hauser'la Rockstar Games'i kuran Dan Hauser Rockstar Games'ten ayrılıyor. Evet, GTA, Bully, Red Dead Redemption gibi önemli oyunların senaryo yazımına dahil olan, Rockstar Games'i Rockstar Games yapan, mükemmeliyetçi oyunlar yapma kültürünü firmaya empoze eden Dan Hauser Rockstar Games'i bırakıyor. Bir süredir firma içinde bir takım sorunların olduğu belirtiliyordu, ancak bu haberle birlikte adeta halının altına süpürülen şirket içi problemler de gün yüzüne çıkmış oldu. GTA markasını yaratan Dan Reeves'in Rockstar'dan ayrılması firmada önemli değişiklikler olacağına işaret ediyor. Mesela Take-Two'nun Rockstar'dan daha fazla oyun yapmasını istediğini biliyoruz. Rockstar daha sık ancak daha özensiz oyunlar piyasaya sürmeye başlayabilir. Dan Reeves Sony ya da Microsoft'a transfer olabilir ki bu durum bayağı ses getirir. Dan Reeves'in GTA 6 yapımında aktif rol oynadığını biliyoruz. Kendi yarattığı markanın son oyununu da tamamlamadan firmayı bırakmamıştır diye düşünecek olursak, GTA 6'nın yapım süreci tamamlandı diyebiliriz. Dan Başkan 11 Mart 2020'de firmayı bırakacak. Yani tüm ipuçlarını değerlendirdiğimizde GTA Ultimate Team eSports'un başını artmaya devam ediyor. FIFA Ultimate Team'in kumar olduğunu iddia eden iki Fransız avukat EA'ye dava açtı. Oyunda gerçek para karşılığına futbolcu paketlerinden rastgele futbolcuların çıktığını, oyuncuların istediği futbolculara sahip olabilmek için bu kartlardan büyük miktarda aldığını belirten avukatlar, bunun rulet masasında istediğiniz topun gelmesi umuduyla para harcamaktan farksız olduğunu belirtti. L'Equipe'in haberine göre Belçika ve Hollanda'nın ardından Fransa'da FIFA 20 Ultimate Team'i kumar ilan edip oyuna sınırlama getiren ülkeler arasına katılabilir. Öte yandan Electronic Arts'ta ise işler tıkırında. Geçtiğimiz hafta açıklanan finansal raporlara göre EA'nin 2019'un son 4 ayında sadece mikro ödemelerden 1 milyon dolar gelir elde ettiği ortaya çıktı. 1 milyon dolar sadece mikro ödemelerden. Vay arkadaş ya. EA'nin müdürü aynen böyle hesap yapıyordur muhtemelen şu an. Ulan ne iyi ettik de şu paket açma olayını bulduk diye sıçarken falan arada aklına geliyor, mutlu oluyordur. Bradalarımız, size çok üzücü bir haberim var. Netflix bir ay ücretsiz deneme kampanyasını iptal etmiş. Hem de sadece Türkiye'de. Ya böyle bir şey olabilir mi? Donanım haber forumlarında büyük bir matem havası var. Kullanıcılar sitenin turuncu rengini siyah yapması için yönetime baskı yapıyor. Kimi ölücülerin ne yani Netflix'e bir de para mı vereceğiz diyerek bedava izlemek için açtıkları 230 Google hesabını ve sanal kartları gözyaşları içinde kapatmış. Başladıkları rapor edildi. Yani Netflix bedava izliyorduk. Webtekno'nun haberine göre GTA 6 bu hafta kesin yok. Bu sefer Webtekno güzel bir habere imza atmış. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Webtekno ekibi GIS 2020'ye katılan Tailwalls geliştirici ekibiyle kısa bir röportaj yapmış. Mount & Blade'deki Bannerlord'la ilgili sorulara cevap veren geliştirici ekip, Bannerlord'da Battle Royale modunun olacağına işaret eden açıklamalar yaptı. Tailwalls ekibi, Battle Royale kendi aramızda çok konuştuğumuz bir konu. Günümüz kültüründen bir şeyler eklemeli miyiz diye düşündük. Kopyala yapıştır mantığını benimsemek istemiyoruz. Ancak bir yandan da çok oyunculu taraftaki ışığı görüyoruz. Şu an beta sürecinde bile modlama çalışmaları başladı. Yani bunu nihayetinde biz yapmasak bile bir başkası yapacak gibi görünüyor diyerek Bannerlord'a bir şekilde Battle Royale modunun ekleneceğini açıklamış oldu. Yani orta çağ dünyasına paraşütle atlamak, otobüsle düşmek nasıl olur bilemiyorum ama bir şekilde Red Dead Redemption 2'ye uyarlandığı gibi Bannerlord'da da Battle Royale modu uyarlanabilir. Ki Mordu da bunun güzel örneklerindendi. Oyunun neden erken erişimde çıkacağını da açıklık getiren geliştirici ekipten Taygun Arda Öztürk, erken erişimi açıyoruz, topluluğu dinliyoruz. Yani erken erişimle birlikte çıkmamızın en büyük sebebi oyunu toplulukla birlikte de geliştirmek istememiz diyerek bu konuya da açıklık getirdi. Bekleyip göreceğiz. Şunun şurasında çıkmayan oyunun çıkmasına tamı tamına ahanda şu kadar gün kaldı. Yani umarım bu kadar kalmıştır. Hey!
Her açıdan berbat geçen 2020 Ocak ayını şükür ki geride bırakıyoruz. Oyun dünyası da yavaş yavaş tempo kazanmaya başlıyor. Güzel günler göreceğiz buradalarım. Güneşli günler. Şubat ayının ikinci haftasında yine bir takım oyun çıkışları mevcut. Önümüzdeki hafta çıkacak bazı minimal oyunlar ahanda. Yakuza sevenler müjde. 7 kişi falan var muhtemelen buralarda ama neyse. Müjde, Yakuza 5 The Yakuza Remastered Collection PlayStation 4 için 11 Şubat'ta yayınlanacak. Hadi yine iyisiniz. Sevimli görselleriyle dikkat çeken hem bağımsız hem strateji hem de kart oyunu Necronator Deadrong 13 Şubat'ta Steam'de yayınlanacak. İşte uzun yıllardır beklediğim oyun. Hep bir köpek sahiplenmek istemiş ama ananız babanız evde köpek beslenmez, sen varsın zaten. Bir hayvan bakıyoruz diye kalbinizi mi kırdı? Neyse ki Japonluk var da bu tarz sikko oyunlar yapılıyor. Köpek besleme oyunu Best Friend Forever PC ve Switch için 14 Şubat'ta yayınlanacak. Ya bu Darksiders Genesis kaç kere çıktı? En az 5 haber uzayında bu oyun haftaya çıkıyor diye haber yaptım ben. Kafalar karışık. Neyse, Diablo gibi Darksiders oyunu Darksiders Genesis bu sefer kesin çıkıyor. Darksiders Genesis PlayStation 4, Xbox One ve Switch için 14 Şubat'ta raflarda olmadı, dijital marketlerdeki yerini alacak. Son yılların en dikkat çeken oyunlarından biri Dreams, PlayStation 4 için 14 Şubat'ta yayınlanacak. Oyun içinde oyun yapabildiğimiz, yaratıcılığın sınırlarını zorlayan Dreams sonunda geliyor. Millet neler yaptı Dreams'de? PlayStation 4 oyunlarının PlayStation 1 uyarlamaları falan çok acayip. Özellikle Dreams'de yapılan Last of Us Part 2 muazzam görünüyor. Aynı YouTube kanalı Dreams'de Death Stranding'i de yapmıştı. Oyun çıkınca kim bilir neler yapılacak. Çıkışına da bir şey kalmadı. Yılların eskitemediği dövüş oyunu serisi Street Fighter'ın son oyunu Street Fighter 5'in Champions Edition sürümü geliyor. 40 dövüşçü, 34 bölüm ve 200'den fazla kostümün yer aldığı Street Fighter's Champions Edition PC ve PlayStation 4 için 14 Şubat'ta Sevgililer Günü'nde yayınlanacak. Artık hediye medya alırsınız bir şeyler. Ya Japon abilerim, bu nasıl isimdir, bu nasıl bir oyundur? 1993 yılında mıyız? Erotikli resim açma diye bir oyun türü mü kaldı? Kalmış ki adamlar Mokoko diye hentaili kızların resimlerini açtığınız abazan oyunu yapmış. DNR'a gidiyorsun, merhaba Mokoko var mı diyorsun. Teknosa'da top sakallı olması muhtemel satış görevlisine Mokoko geldi mi diye falan soruyorsun, yani tuhaf. Aşırı yenilikçi oyun Mokoko PC için 15 Şubat'ta yayınlanacak. Sony Manchester merkezi VR stüdyosunu kapatacağını duyurdu. VR olayı hafiften yalan oluyor gibi, zaten kimse fetiş maskesi gibi bir şeyi kafasına takıp oyunu oynamak istemiyordu. İyi olmuş. Sony'den Hiroki Totoki, PlayStation 5'in fiyatı için şimdilik bir şey söylemek erken, Xbox One X hele bir çıksın onun fiyatına bir bakalım diyerek tam bir kurnaz esnaf açıklaması yaptı. En dengeli fiyat için çalışıyoruz diyen Totoki, ya onu bunu bırak da ne güzel isim ya Totoki. Sırf Totoki demek için bu sikko haberi koydum. Totoki 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 Totoki. Mandalorian'ın ikinci sezonu Ekim 2020'de yayınlanacak. Ya Bebek Yoda, ya Allah'ım şu güzelliğe bakar mısınız ya? Sihirli Annem'deki Taci'den sonra ilk defa bu kadar bir köpeğe yükseldim abi. Microsoft'un fişini çektiği Skybound için bir umut ışığı doğdu. Platinum bu oyun Microsoft'un projesiydi. Onlar istedi, onlar iptal etti. Eğer yine yapın derlerse biz yaparız diyerek Skybound için ıslak rüyalar görenleri sevindirdi. Cyberpunk 2077'de 75 civarı tam rakam vermeyi de sağladığım belli olmasın. Yan görev olacağı ve bu görevlerin büyük bir özenle tek tek hazırlandığı, sokaklarda yapacağımız bu görevlerle hem karakterimizi geliştireceğimiz hem de oyundaki tanınırlığımızı arttırabileceğimiz belirtildi. Nusret'in etlere davrandığında daha da özen gösteriyoruz yan görevler için denerek müthiş bir benzetme yapıldı. Bu haftanın gündemi de böyleydi. Önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte haber uzayında görüşmek üzere. Yani aynı saatte olmasa da aynı gün. Aynı gün de olmayabilir ama önümüzdeki hafta haber, önümüzdeki hafta da olur mu onu şimdi ben tam bilemedim ama sevdiyseniz olur, devam et dersin. Hadi ben kaçtım.